Arkadaşlar Belfast'a geldik. Buradan evimize doğru geçeceğiz. Ama geçerken de hem şehri biraz ziyaret edeceğiz. Hem de yürümüş olacağız şimdi. Ömer, bu bizim kaçıncı şehrimiz? Bizim 7. destination'ımız, 7. şehrimiz arkadaşlar. Güzel güzel. 6. gündeyiz. Evet, günleri sayıyoruz, günlük tutar gibi. Arkadaşlar şehir merkezini genelden gören bir noktaya geldik. Böyle ücretsiz bir kubbe, camdan bir kubbe gibi yapılmış. Gerçekten çok güzel gözüküyor demiş şey. Gezerken en güzel şeylerden biri su. Yani eğer bir pet şişeniz varsa suyunuzu, yani musluk suyuyla dolduruyorlar. Ve bundan herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Hiçbir şey almasanız bile dolduruyorlar ya da İsterseniz size bardakta da verebiliyorlar ve bunu buzlu da yapabiliyorlar aynı şekilde. Bence çok güzel bir şey ya. Suyudan hani illa para kazanmak yerine yani insanların pet şişe kullanımını azaltmak için yapıyorlar. Biz gezenler için de güzel bir fırsat olmuş oluyor. Arkadaşlar şurada kapaklar görüyorum. Tam manasını anlayamadım ama sanki şey gibi hani nehir taşkını falan olsa durdurmak için mi ya da enerji üretmek için mi tam bilemiyorum ama şuradaki pistona bakılırsa da açılıp kapanabiliyor. Belfast'ta bir gece kaldık ve aslında biraz kötü bir vlogger olduğum için her alanı gösteremedim ama günlük tura katıldık. Otobüsümüzle beraber geziyoruz. Şu anda Kuzey İrlanda'nın en kuzeyine geldik ve sahile yakınız ve burada eski antik köy gibi bir yer var. Ve buradan da daha güzel bir doğa güzelliğe gideceğiz. That's the scientific explanation, but of course here in Ireland we have a slightly different theory. We believe giants created the Giant's Causeway. Of course we do. Arkadaşlar yürüyoruz ve çok güzel bir doğa kokusu var. Şurada koyunlar sağ olsun. Ben merdiveni bulabilecek miyiz ya? Merdiveni buluruz. İnşallah. Biz yamaçta inerken size buranın hikayesini anlatayım. Şimdi Giant's Causeway dedikleri devler geçidi gibi bir manaya geliyor. Ve bu kıyıda gördüğünüz yer şekilleri volkan patlaması sonrasında oluşmuş. Bu yer şekilleri aynısı İskoçya kıyısında da var. Yani İrlanda'nın karşısındaki İskoçya kıyısında da var. Ve efsaneye göre İskoçya devi ile İrlanda devi dövüşmek için böyle bir köprü yapıyorlar birbirlerine ulaşmak için. Ve sonrasında İrlanda devi İskoçya devini görünce korkup kaçıyor, geri dönüyor. Çok büyük olduğu için, iki katı kadar büyük olduğu için ondan korkuyor, geri kaçıyor aslında. Sonrasında İskoçya devi onu takip ediyor, köprüden geliyor ve İrlanda devini buluyor. Ama İrlanda devinin karısı kocasını bebek kıyafetleriyle giydiriyor ve diyor ki kocam şu an burada değil, bu benim bebeğim. İskoçya devi diyor ki İrlanda devinin bebeği bir boyuttaysa kendisi ne boyuttadır diye. Kaçıyor ve gelirken de köprüyü yıkıyor. Ve bunlar da o köprünün kalıntıları olduğu düşünülüyor. Şimdi size göstereceğim oraları. İşte size dediğimiz köprü denilen şeyin kalıntılarına geldik. Yani bu doğal bir yapı, bilimsel olarak dediğimiz gibi. Ama hani bilmiyorum ama yani şu şekilde kesikler, katmanlar olduğu için gözle görülebilir. Daha sanki bir beşeri bir yapıymış gibi anımsatıyor bence. Ben hani hikayeyi duymasam insan eli sanırdım açıkçası. Gördüğünüz gibi hani taş kırmızı, toprağı da o şekilde. Biz buna ne diyoruz? Coğrafya dersinden bildiğiniz üzere terra rosa.
diyoruz. Ben de Akdenizli olduğum için, Antalyalı bir insan olduğum için bunları görmek bir nebze de olsa beni daha bir evimde hissettirdi yani. Ömer'in işi olduğu için kamerayı ben devraldım. Gördüğünüz gibi şurada bir geçit buldum. Ben buldum. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Oho, şurada bir şey var, bir dakika. Burası kapalıymış çünkü galiba tehlikeli. Ama şu an açık. Şehirden uzakta, doğanın içinde böyle dalga sesleriyle falan yürümek gerçekten çok iyi geldi. Hem havası da çok temiz buraların. Bayağı rahatlatıcı bir ortam ya. Arkadaşlar bir anda yağmur bastırdı. İngiltere için normal bir durum tabi. Biz hemen yağmurluklarımızı giydik. Ömer'le arkadaşlar zorlu koşullarda yürümeye çalışıyoruz. Esas kalıntılara geldik. Gerçekten de merdiven gibi buralar, tırmanması da çok eğlenceli. Çok farklı bir coğrafi yapı ya. Buraları görmek de nasip oldu. Anam kayıyor biraz. Yazıyor ama tam olarak nasıl oluştuğu yazılmıyor. Ben de bayağı merak ettim. Bilen varsa da aşağıda belirtebilir. Yani bu sütun sütun yapılar nasıl oluşmuş acaba? Yani birbirinden farklı ayrı yapılar. Basamak merdiven gibi duruyor. Gerçekten de insan yapmış gibi duruyor yani. Arkadaşlar şimdi Game of Thrones'un çektiği yerlerden birine geldik. Benim pek bilgim yok, o yüzden beyefendiye soralım şimdi. Hedges of Antrim was used as a Game of Thrones filming location. Voted as the 7th most beautiful street in the world by a magazine named Architectural Digest. The trees you guys can see there are called serpentine beech trees. And they kind of twist and warp all the way down to form a kind of natural tunnel the whole length of the road, okay? At the bottom of the road is a house called Grace Hill House, which was built by a man named James Stewart for his wife, hence the name Grace Hill House. And it was the Stewart family who planted these trees way back in 1775. So that's how old the trees are there, guys. And it's said that the street is protected by a myth of an old woman, a ghost of an old woman called the Grey Lady. So she looks after the trees and keeps them in such good condition. So there you go, the dark edges of Antrim, guys. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir patika. Ve şunu söyleyebilirim ki film sektörü her zaman bir turizme dönüşmüş. Yani Harry Potter hem Edinburgh'da hem de Londra'da bir turizm örneği olarak yani bir gelir sağlıyor aslında. Hem de Los Angeles'ta Universal Studios vardı, işte Hollywood'un olduğu yerler. Hep işte çekimlerin yaptığı yerleri koruyup oradan bir daha bir turizm yapmak gayet mantıklı bir turistik bir şey oluyor. Çünkü bir filmi izlediğiniz zaman merak edip o çekildiği yerleri ya da kostümleri falan görmek istiyorsunuz. Bunu da İngiltere'de bayağı bolca görebilirsiniz yani.